Herkese merhaba, ben Aslı Özyılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni ürünler inceleyeceğiz. Maybelline'in son dönemde çıkardığı Lifter Gloss isimli bir serisi var. Bu serideki ürünlerin hepsi de Watson's'a geldi. Ben de bunları hazır indirim varken sizler için alıp hepsini denemek istedim. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde bildiğiniz gibi tester ürünleri zaten bakamıyoruz. Özellikle de rujlar, glosslar en fazla denemek istediğimiz ürünler oluyor. Nasıl duracak acaba? Swatchları nasıl? Dudağımızda nasıl duracak? Bunları çok merak ediyoruz. Ben de o yüzden hazır indirim fırsatı da varken bu ürünleri alıp sizlerle birlikte video içerisinde inceleyelim dedim. Bugün dolayısıyla tüm makyajımı yaptım. Sadece glossları uygulayacağız bu videoda. Elimde şöyle gösterirsem tam 7 tane bu serideki 7 tane glossun hepsi de var. Aslına bakarsanız yurt dışında daha farklı renkleri de var bunların. Bize sadece 7 tanesi gelmiş. Şimdi öncelikle ben bunlarla ilgili kısaca çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bir kere ambalajları çok kaliteli. Gerçekten çok güzel bir ambalaj yapmışlar. İçerisindeki aplikatörü videodan önce açıp baktım tabii ki hepsini ama uygulamadım dudağımda. İçerisindeki aplikatörleri çok böyle tombul kocaman bir aplikatör var. Bunların da dışında ambalajının kalitesi ve güzelliği dışında bu serinin özelliği içerisinde hyaluronik asit bulunması. Hyaluronik asit içermesinden dolayı da dudakları daha dolgun gösterdi ve aynı zamanda dudaklara bakım yaptığı da söyleniyor. İçinde bulunduğumuz dönemden dolayı çok fazla makyaj yapamıyoruz. Zaten her yerde maskeyle geziyoruz. Sonuçta bu dönem geçici ve günlük hayatımıza geçip yine makyajlarımızı yapıp maskesiz dışarıda tabii ki dolaşmaya başlayacağız. O yüzden ben de bu glossların hepsini sizlerle birlikte denemek istedim bu videoda. Sırasıyla 1'den 7'ye doğru renkleri var bunların. Farklı farklı isimlendirmişler hepsini. 001 olan renginden ben başlayacağım. Şu anda dudağımda gördüğünüz ruju ve yüzümdeki makyajımda kullandığım tüm ürünlerin hepsini tekrar söyleyeyim. Aşağıdaki açıklama kutusuna ben tek tek yazacağım. Aynı zamanda aşağıdaki açıklama kutusuna bu ürünlerin hepsini de ekleyeceğim ve linklerini de vereceğim sizler için. Oradan isterseniz hani ürünlere online siteden de ulaşabilirsiniz. Bu arada video herhangi bir şekilde sponsorlu değil. Ürünler de bana hediye olarak gelmedi. Hepsini kendim satın aldım. Bunu da belirteyim. Hani böyle bazı ürün inceleme videolarına sponsorlu mu acaba, hediye gönderildi mi acaba diye kaygılar oluşuyor. Aslına bakarsanız yani sponsorlu olsa da video söyleniyor veya hediye gönderildiyse de o ürün. Ben yine sizlere söylüyorum. Şöyle ki hani bunlar ürünler hakkındaki fikirlerimi benim asla değiştirmez. Sponsorlu video da olsa, ürün gönderilmiş olan bir inceleme de olsa ben yine sizlere her zaman için kendi dürüst yorumlarımı aktarmaya çalışıyorum. Şimdi gelelim bu sponsorsuz ve ürün gönderimi olmayan tamamen kendi aldığım 7 tane gloss'u sizlerle incelemeye. Öncelikle ilk sıradakinden başlayacağım ben. En açıktan koyuya doğru gidelim. Bu 001 olan ismi de Pearl olarak geçiyor. Zaten böyle yansıması içerisinde sedefli çok tatlı bir yansıması var. Ben genelde glossları tek başına kullanmayı da çok seviyorum. Natürel makyajlar yapmayı sevdiğim için. Hemen ben başlayayım çok fazla lafı uzatmadan. İlki dediğim gibi 001 Pearl olan. Rengi ışıltılı. Böyle içerisinde simler var. Ve simler sanki böyle sim değil. İçerisinde ışıltılar simler var ama yani gözle görüldüğünde hafif bir yanar dönerliği var. Sanki gümüş ve mavi tonlu gibi içerisinde. O yüzden de pearl demişler. Şimdi bunu bir uygulayalım. Bakalım nasıl olacak dudaktaki duruşu. Tabii şu an dudağımdaki bütün ruju sildim. Tamamen dudak rengi üzerine parlatıcı. Çok da böyle kendini gösterecek bir şey değil ama ışıltılı olarak dudakta görünebilir diye düşünüyorum. Evet, bu haliyle bayağı ışıltılı görünen ama kesinlikle yapış yapış olmayan bir gloss. Normalde glosslar böyle dudağınıza zamp gibi yapışır ya, iki dudak açılmaz yani yapıştığı zaman. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. Yani çok böyle yoğun bir şekilde kremsi bir ruj sürmüşsünüz hissiyatı veriyor. Hiç yani yoğun değil. Dudakları dolgunlaştırmak adına zaten ışıltı hani birazcık daha böyle göz yanılgısı da yaratıyor. Sanki birazcık daha dikkat çekici olduğu için. Sanki daha dolgunmuş gibi gösterebilir ama içerisindeki hyaluronik asidin etkisi nasıl olacağını bilmiyorum. Dudağın kontür kısmında özellikle tam böyle bitim çizgisinin tenimizle birleştiği yerdeki kısımda birazcık daha dolgunlaşma, hattı daha belirginleştirme özelliği olduğu söyleniyor. Hafif böyle bir şekerli bir tadı var. Şu an öyle geliyor. Tadı geldi ağzıma direkt. Çok hafif bir kokusu var. Yani ruj kokusu gibi değil. Hani normalde rujlarda sürdüğümüz zaman böyle buram buram bir koku gelir ya, o böyle vanilyalı, çikolatalı gibi. Asla böyle bir şey değil. Ben duruşunu şu anda çok beğendim. Hani böyle ıslak ıslak duruyor şu anda sürdüğünüzde. Çünkü bu pearl olan rengi. Bunu mesela mat rujların üzerine ben bu tür glossları, böyle hiç rengi, içerisinde hiç renk olmayan glossları, tamamen saydam glossları mat, likit mat rujların üzerine veyahut da işte böyle stick mat rujların üzerine sürmeyi çok seviyorum.
Biraz sürüyorum. Bu kadar böyle sizin görebilmeniz için çok yoğun sürdüm. O böyle sanki kuru olan mat yapıdaki ruju biraz yumuşatarak gün boyu dudaklarımda daha konforlu durmasını sağlıyor. Bunu şu anda sürdüğümden beri bir yandan da böyle yani hissetmeye çalışıyorum hissiyatı nasıl diye. Bir kere çok yumuşak. Yani dudaklarıma sanki böyle bir lip oil sürmüşüm gibi bir hissiyat yarattı. Sadece hani böyle nemlendirmek için bile dudağınıza sürebilirsiniz. Renksiz bir gloss olduğu için. Yani bakım yapma özelliği ni bilemem. Tabii bununla bir süre geçirmek lazım. Üst üste sürekli bunu denemek lazım anlayabilmek için. Yalnız şu anda şey fark ettim. Bakın bunu sürdüğüm yerde dudak kontürüm belli oldu. Yani şu benim çizgiyle çizmediğim halde dudağımın şeklini belli etti. Yani bundan dolayı bu saydam olan rengi ben kullanırım. Bir dolgunluk falan göremedim. Biraz bekliyorum. Özellikle konuşuyorum ki böyle bakalım bir anda böyle plump dedikleri etkiyi yapacak mı? Öyle bir şey olmadı ama hissiyatı güzel, duruşu da güzel. Yani bu böyle saydam olarak bu şekilde isteyenler bu Pearl isimli olan gloss'a bakabilirler. Şimdi ben bunu hemen siliyorum. Arkasından 2 numaraya geçelim. 2 numaraya gelince bunun da ismi Ice olarak geçiyor. Ice dese de bunda hani buz gibi olacak bir renk görünümü yok. Çok açık bir pembe. Böyle çok açık, hafif. Yani yavru ağzına yakın bir pembe tonu öyle söyleyeyim. Işıltılar falan görünmüyor bunda. Az öncekinde minik simler vardı. Bunda ışıltılar yok. Teninizde yine böyle renk vermeyecek bir ürün olarak belki tercih edilebilir. Bakalım dudaktaki duruşu nasıl olacak bunun? Bayağı bir bol sürdüm ki sizler de daha rahat görün diye. Dudaktaki duruşu az öncekinden ışıltıları olmadığı için içerisinde simler olmadığı için yani çok yakın görünüyor. Hani simli istiyorsanız Pearl'e bakabilirsiniz. Hayır ben simli bir gloss istemiyorum diyorsanız o zaman bu 02 olan Ice'a bakabilirsiniz. Simli ürünleri sevmeyenler için 2 numara daha ideal olacaktır. Renk kesinlikle yok gibi. Yani bu da çok saydam zaten rengi de görüntüsü de. Elimin üzerindeki görüntüsü de öyle. Tamamen yok gibi bir ürün. Çok hafif yani böyle o kadar minimal bir pembe tonu var ki içerisinde yok gibi. Yani asla şey düşünmeyin hani farklı renkte bir ruj sürdüğünüzde üzerine bu gloss'u uyguladığınızda rujunuzun rengini değiştirmez. Onu söyleyeceğim. Parlaması yine var tabii ki. O gloss özelliğinden dolayı var. Yapışkanlık bunda da yok. Duruşunu yine beğendim. Yani bu natural olan rujlarımda özellikle nude türdeki rujlarıma ben bunun nude rujların üzerine rahatlıkla bu gloss'u uygularım diye düşünüyorum. Bu arada ben şeyi çok beğendim. Ya dudaklardaki hissiyatı çok güzel. Normalde tek başına gloss sürdüğüm zaman çünkü böyle yapış yapış bir hissiyat oluyor. Silmek istiyorum bir süre sonra. Bunlar da o hissiyat yok. Bir de şu hani dudağın iç tarafında konuşurken sürekli bir birikme olur ya o böyle hissiyat rahatsız eder. Sonrasında ben çıkarırım bütün rujun hepsini ya da gloss'un hepsini. Sinirleniyorum böyle çünkü o gerginlik olduğu zaman veya orada bir birikim olduğu zaman. Bunda öyle bir şey olacak gibi de değil. Dediğim gibi ya gerçekten hani böyle şey dudak yağı sürmüşsünüz gibi. Dudak bakım yağlarını sürmüşsünüz kadar rahat hissettiriyor. Her renk rujunuzla uygulayabileceğiniz bir renkmiş. Bu da 002 olan Ice rengiydi. Geldik 3 numaraya. 3 numaralı olan birazcık daha rengini kendini gösteren bir tonda. Bunun da ismi 003 Moon olarak geçiyor. Bunda sanki dışarıdan baktığımda evet ışıltılar bunun içerisinde var. Az önceki gibi değil. Bu Pearl'deki gibi hafif ışıltılar var bunda. Pembe ve o böyle kıpırdattığınızda ışık yansıması simler içerisinde bulunuyor. Çok minimal böyle gold simler var içerisinde. Çok minik. Bunun ışıltısı mesela yine aynı şekilde nude rujlar üzerinde ışıltı uygulamayı seviyorsanız bence uygulanabilir. Hemen gelin dudaktaki duruşuna da bakalım. Bu renk kesinlikle birazcık daha kendini gösteriyor ve ışıltısı da yoğun. Şu anda hani böyle bir kıpırdattığımda ışık yansımasını da görebilirsiniz. Daha böyle bir renkli bir ürün sürdüğünüz belli oluyor. Yani sanki gloss ama renkli bir gloss sürmüşsünüz gibi duruyor. Dudağımın rengini farklılaştırdığını şu anda görebilirsiniz. Rengini, tonunu beğendim bunun. Pembemsi böyle güzel bir rengi var, tatlı bir rengi var. Bu arada aplikatörüyle ilgili bir açıklama yapayım. Aplikatörüyle çok kolay sürebiliyorsunuz. Aplikatörün büyüklüğü, tombulluğu da L'Oreal'in Infallible More Than Concealer'ın aplikatörlerine benziyor. O da böyle büyük, kocaman, hafif böyle daha tombik yapıda olan bir aplikatörü vardır. Onun gibi. Dolayısıyla sürümünüz çok kolay oluyor. Başlık uç kısmı çok rahatlıkla ürünü fazla fazla üzerine alıyor ve rahatlıkla sürmenizi sağlıyor. Ben dediğim gibi sizlerin görebilmesi açısından üzerine
fazla ürün sürüyorum ama çok kolay uygulanıyor. İçerisinde dediğine göre 5.4 mililitre ürün varmış. Diğer glosslarla karşılaştırmak bakımından buna bakabilirsiniz. Bu arada bu glossların Fenty Beauty'nin glosslarına muadil olarak piyasaya sürüldüğü de söyleniyor. Şimdi hemen çıkaralım 4 numaraya geçelim. 0-4 numaralı olan Silk isimli renk. Silk diyor, ipek gibi bir renk var demek ki bunda. Bunun da içerisinde ışıltı yok. Yani dışarıdan baktığınızda daha nude bir tonmuş gibi görünüyor. Bu daha tamamen böyle ruj gibi, likit ama shiny olan rujlar gibi. Rengini beğendim. Daha böyle gül kurusu bir tonda. Hemen bunu da dudağıma sürerek sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi bu tamamen bir ruj. Yani rengini de veriyor. Gloss, evet gloss ama yani rengini verdiği için böyle diğer başta gördüklerimiz gibi değildi. Bayağı bir tonunu belli eden, sanki böyle ışıltılı bir ruj sürmüşsünüz gibi duruyor. Bunun rengini beğendim, güzelmiş. Böyle gül kurusu diyeceğim ama pembe çok da soğuk bir renk değil. Daha sıcak bir pembe tonunda. Elimdeyken birazcık daha sanki hafif böyle bir soğuk renkmiş gibi durdu. Bunu ben günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirim. Ben iki tane ürün kullanmak istemiyorum. Rujumu süreyim, üzerine ayrıyeten bir gloss süreyim istemiyorum. Tek başına bir ürün kullanayım ama böyle birazcık da ışıltılı dursun diyorsanız o zaman bu renk daha ideal olabilir. 04 Silk olan, rengini belli eden güzel bir pembe tonuymuş. Gelelim 5 numaraya. 05 olarak geçen bu da ismi Petals olarak geçiyor. Daha bir pembe. Bu şimdi bir dakika deminkiyle yanına getireceğim. Evet, bu daha soğuk bir pembe oldu aslına bakarsanız. Az önceki gösterdiğim buydu. Az önce sürdüğümüz 4 numaralı olan Silk olan, bakın daha böyle bir nude tondaydı. Diğeri bakın yan yana gelince farkı belli oldu. Bayağı belirgin bir pembe olarak görünüyor. Bayağı belirgin, yoğun bir pembe tonunda bu. Şimdi bunu da hemen dudağıma uyguluyorum. Bu gördüğünüz pembe de bu şekilde çok belli olan, kendisini çok belli eden bir renkmiş. Dudaklarımdaki duruşu bu şekilde. Rengi de böyle, içerisinden çıkan aplikatöründeki görüntüsü de yine koyu bir pembe renkte. Ve tamamen tek başına bir ruj gibi uygulanabilecek bir ürün. Yoğun bir rengi var, yoğun bir pembesi var. Şu anki makyajımla çok uymadığını biliyorum bunun içerisindeki tonlarda ama yine bu rengi sevenler için bakılabilecek bir ürün. Daha kendini gösteriyor. Ben buradayım diyen bir renk yani. Bu renkle uyumlu bir makyaj yapıldığında, bu renkle uyumlu bir kıyafet üzerine gayet güzel olacaktır. Bu da Petals isimli olan, 05 numaralı olan renkte uyguladım. Geldik 6. olana, sondan 2. olan bu. 06 numaralı, ismi de Reef olarak geçiyor. Bu da ışıltılı değil. İçerisinde herhangi bir ışıltı görmüyorum ve daha açık. Şöyle söyleyeceğim size, renkleri yan yana getirerek yine renk karşılaştırması yapalım. Bu 4 numaraydı. Onun yanında gördüğünüz hemen buradaki 5 numaraydı. Daha pembe, az önce sürdüm. Bu da 6 numara. 6 numara olan biraz daha açık renkte. Daha böyle bir somon rengine yakın gibi geldi yine bana tonu. Koral, böyle mercan renklerini, somon rengini, yavru ağzını seviyorsanız eğer bu renge bakabilirsiniz. Yine renk olarak, ton olarak kendini gösteren bir renk. Tek başına uygulanabilecek olan glosslardan. Hemen bunu da dudağıma uyguluyorum. 06 numaralı Reef'in de duruşu bu şekilde. Gerçekten bir mercan renginde. Yazın ben bu tür renkleri kullanmayı daha çok seviyorum. Böyle hafif teniniz bronzlaştığı zaman da bu renkler nedense böyle daha bir kendini de belli ediyor aslında. Yine güzel bir renk. Benim sevdiğim tonlarda. Bazen bende gördüğünüz bu tür renkleri beğeniyorsunuz. Özellikle Beaulis'in son dönemde çıkardığı bir seri vardı. Çift taraflı olan rujlar, Plate serisi. Oradaki Maple Leaf isimli olan bir renk vardı. 200 numaraydı yanlış hatırlamıyorsam. O renge benzettim ben bunun rengini. Böyle hafif yavru ağzı, somon rengi gibi, mercan rengi gibi olan bu tonları ben çok seviyorum. Dediğim gibi hani makyajınıza veya kıyafetinize göre uyarlayarak da kullanabilirsiniz. Ama bunu yazın ben bolca kullanırım gibi geliyor rengi bakımından. Çok beğendim. Diğer az önceki şu mesela pembe olandansa ben bunu daha çok kullanırım. Yani kendi zevkime göre. Tabii yine zevkler farklı farklı. Reef olan 06 numaralı renginde duruşu böyle. Bu arada yapı hepsinde aynı, onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde renkler değişince yapışkanlık hissiyatı gelmiyor. Aynı şekilde yine yapıları güzel, yumuşak duruyor. Dudaklarda hiçbir ağırlık yapmıyor. Sanki dudağımda ruj varmış veya bir şey sürmüşüm gibi değil. Tam tersi, aşırı derecede konforlu şu anda dudaklarım. Dudağıma lip balm sürmüşüm de dudaklarım yumuşacık olmuş gibi hissediyorum. 06 numaralı olan Reef isimli olan glossunda dudağımdaki duruşu bu şekilde. Bu arada tabii ki geldik 7. ruja ama 7. ruja geldiğimizde dudaklarım kendinden dolgunlaşmaya başladı artık. 7 tane, 6 tane ruju dudağıma sürüp çıkardığım için artık birazcık böyle hafif bir hissiyatı farklılaşmaya başladı. Videonun başındakinden de belki bir iki milim daha
dolgunlaşmıştır artık üründen mi yoksa 6 tane üst üste ruju sürmekten mi bilemiyorum. Ama çok böyle hani canımı acıtan bir durum yok. Likit mat rujlarla ilgili videolar hazırlamıştık daha önceden sizlerle. O tür videolarda likit mat rujları çıkarmak daha zor oluyor. Bunları çıkarmak çok daha kolay oluyor onlara nazaran. Bir de tabii ki mesela likit mat rujları uyguladığımız videoda ben sürekli arada böyle dudağıma bir balm bir şey sürüyordum ki sonrasında çatlamasın, yara olmasın dudaklarım diye. Çok fazla çıkarırken zorlanmıştım çünkü. Bundaysa şu an hala böyle yumuşak yumuşak gerginlik bir sıkıntı yok. Gelelim 7.'ye ve serinin son olan glossuna. Bu da 07 amber olarak geçen bir renk. Yine böyle nude tonlarda görünen bir gloss. Evet, dediğim gibi bu böyle bayağı içerisinde çok hafif bir kahve tonu, şeftali tonu. Kahve demeyeyim de şeftali tonu varmış gibi içerisinde. Az öncekilere nazaran benim daha hani böyle sevdiğim tonlarda diye söyleyebilirim. Uygulayalım bakalım uygulamada nasıl olacak. Son numara olan 07'nin dudağımdaki duruşu da bu şekilde. Bunu da çok beğendim. İçlerinde yine renkli olanlarda yani şu renkli tonlarda 4 tane farklı olan daha tek başına rengini belli edenlerde herhalde en çok ben bunu rahatlıkla kullanırım diye düşünüyorum. Bunu yaz kış kullanabilirim rengini. Çünkü uyguladığım makyajların tonlarına genelde böyle sonbahar renkleri, toprak renkleri, güneş renkleri gibi olan renklere de rahatlıkla uyabilecek bir tonda. Daha içerisinde böyle hafif şeftali tonu olan bir nude tondaymış. Yalnız serideki hani tüm rujların hepsini beğendim ben öyle söyleyeyim. Çok ideal bir seçim olmuş. Hepsi herkes tarafından rahatlıkla kullanabilecek ürünler olduğunu düşünüyorum. En son olarak dudağımda da bu kalmış olsun. Size bir de tüm renkleri şöyle yakından göstereyim ben elimin üzerindeki duruşlarını. Yan yana da bu şekilde mukayese etmiş olursunuz. Serideki tüm ürünlerin hepsini aslına bakarsanız çok beğendim. Şöyle genel olarak bir hakkında hepsini yorum yapacak olursak ilk 3 renk daha böyle tek başına değil de sanki bir rujunuzun üzerine uygulayabileceğiniz tipteki glosslar. Son 4 renk yani 4, 5, 6 ve 7 numaralı olan renkler tek başına da kendileri rengini veren renkli glosslar olduğunu söyleyebilirim. Diğer ilk üçünü de yine böyle benim gibi tek başına sadece ışıltı vermek için dudağımın renginin üzerine kendi tonun üzerine sürmek istiyorum ben diye düşünüyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Bunlardan da yine söylediğim gibi ilk 1 numaralı olan Pearl olan içerisinde simler barındırıyor. Bir de 3 numara olan Moon'da çok hafif simler var. 2 numara olan Ice'da kesinlikle sim barındırmayan, tamamen sadece ıslak görünüm veren bir gloss. Diğerlerine gelirsek, renklerini şöyle yan yana da görmüş olacaksınız. 4 numaralı olan Silk, daha böyle bir pembe ama çok açık tonlu bir pembe. Diğer 5 numaralı olan Petal olan, kendini çok gösteren yoğun bir pembe tonu. Onun yanındaki 6 numaralı olan Reef rengi, koral bir renk. Zaten Reef de hani mercan kayalıklarından sanırım adını almış. Bu yüzden de Reef koymuşlar adını, mercan tonlu bir renk. Diğeri de 7 numaralı olan amber rengi de yine içerisinde hafif bir şeftali, çok hafif bir turunculuk barındırıyor. Böyle amber kehribar rengi gibi diye düşünmüşler. Dudağımda gördüğünüz son olan da bu amber rengiydi. Kalitelerini çok beğendim. Yapılarını çok beğendim. Kesinlikle dudağıma yapış yapış hissiyat bırakmadığı gibi çok rahat hareket etmemi sağlıyor. Bu özellikle glosslardaki o bir süre sonra dudağınızda böyle uzama, yapışma hissiyatı bunlarda kesinlikle olmuyor. Bir de böyle videoda özellikle konuşurken de bunu test etme şansım da çok fazla oluyor tabii ki. Dudakları dolgunlaştırmayla ilgili olan yani bilemem tabii ki bunun için hani net bir şey söylemiyorum. Böyle plump dediğimiz o etkiyi dudakları şişirme etkisini verdiğini şu an için söyleyemem. Çünkü ben üst üste 7 tane ruju sürdüm çıkardım ve hafif böyle dudağımda 1-2 milimlik bir dolgun veya şişkin görüntü varsa bu bundan kaynaklanıyor. Önümüzde de yine yılbaşı indirimleri olacaktır. Watson's'lara gelmiş bu ürünler. Oradan da bakarak online siteden dediğim gibi bu renklerinden tercihinizi ona göre de yapabilirsiniz. Umarım renklerini gözlemlemeniz açısından daha faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü online sitede gördüğümüzde acaba duruşu tende nasıl olacak, dudakta nasıl olacak bunu bilemediğimiz için karar vermemiz gerçekten çok zor oluyor. Bir de böyle fotoğrafların yanına modellerin üzerindeki rujları koydukları zaman tam aynı renkleri bazen koymuyorlar. Her modelin üzerindeki renk de farklı oluyor. Fotoğraf çekerken ışıklarla ilgili olan o yansımalarla renkler değişebiliyor. O yüzden ben size fayda sağlayacağını düşündüğüm için tüm bu 7 tane rengin hepsini denemek istedim. Dediğim gibi seriyi de çok beğendim.
kaliteli ambalajları ve yapılarıyla kesinlikle alınabilecek olan glosslar. Maybelline yine ruj olayında gerçekten yapmış yapacağını diyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmanız ve kanalıma da yeni geldiyseniz abone olmanız beni çok mutlu eder. Aynı zamanda zil işaretine basarsanız çarşamba ve pazar günleri yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.